Kirpiklerini yapacağım şimdi arkadaşlar. Şöyle alttan atacağım bu sefer. Altlarını yaktığım için gözlerin, şuradan bir çıkayım, zor batılıyor. Bir tane daha üste batacağım. Kaşlarını yaparken 1, 2, 3 sık iğne sağa doğru geldim. Buraya batmıştım. Aşağı iniyorsunuz. Burada da 1, 2, 3 sık iğne sağa gidiyorum. Bir tane aşağı iniyorum. O şekilde yapıyorum. Tekrardan battığımız yerden çıkacağız. Masum bakışlı bir kız olacak. Şimdi bu ipi de saklayayım. İplerini de sakladım. Kaşlarını, kirpiklerini işledik. Şimdi saçının tokasını örelim ilk önce. Şöyle pembeden yapacağım saçının tokasını. Önce burada biraz ip bırakalım. Bir düğüm atıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra bir, iki tane zincir çekip bir doluyorum. En baştaki zincirimizin ortasına batıyoruz ve bir ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane aynı yere batarak üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar bir ikili trabzan yapıyoruz aynı yere batarak. Ve iki zincir çekip aynı yere tekrar batıyoruz. Ve ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Tekrar
İki zincir çekip aynı yere batıyoruz. Bir ikili trabzan, bir üçlü trabzan, tekrar bir ikili trabzan ve iki tane zincir çekiyoruz. İlmek kaydırmayla bitiriyoruz. Tokamızı da yaptık. Aynı papyon gibi bunu da saracağız arkadaşlar. Buradan bağlayacağız. Bir tane de şöyle geçireceğim ipi. Yani makreme düğümü gibi yapıyorum ki ilk bağlamada açılmasın diye. Evet, tokamız da hazır. Saçımıza takmak için. Şimdi de saçlarımızı yapalım. Takmak için nako pırlanta vardı elimde. Ondan yapacağım. Şöyle çok az bir şey lazım zaten. 3 parmağımı. Şu şekilde. Doluyorum. Daha ince bir tığ kullanarak saçlarımızı takacağız. Gene her zamanki gibi takacağız saçlarımızı. Kaşlardan bir tane bir sıra üste takıyoruz. Bu şekilde takıyoruz saçlarımızı. Tığımız aşağıdan batacak bu şekilde. Bu sırayı şöyle yuvarlak olarak takacağız. Saçlarını taktım. Saçlarını şimdi buradan şu şekilde. Spiral olduğu için şurada bir eğrilik oluyor illaki. Şuradan tokasını takacağım. Bir lastik toka getireceğim. Evet, bir tane lastik toka ile ilk önce bağlayayım. Saçlarını böyle açacağım arkadaşlar. Açılmış halinde size gösteririm. Daha önceden videolarımda belki görmüşsünüzdür. Böyle tek tek katlarını ayıracağım. Daha sonra tokasını takayım. Önce saçlarını ayırayım. Ondan sonra tokasını da takalım. Saçlarını hem ayırdım hem de
Kestim, kısalttım birazcık. Siz de böyle yapabilirsiniz. Daha bile kısa olabilir. Biraz daha kısaltabilirsiniz. Şimdi tokasını takıyorum. Kafasında takınca tam bir şirini oldu arkadaşlar. Sanki birazcık daha kesik mi? Saçların ucundan bir miktar daha kesiyorum. Evet. Şimdi ben bunun ipini de saklayayım. Kalem süsümüzü tamamladım. Çok da şirin bir kız oldu. Şimdiden örmek isteyenlere kolay gelsin diyorum. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Böylelikle yeni videolarla çok güzel oyuncaklar örebiliriz birlikte. Hepinize keyifli örmeler diliyorum.